zamanımız da geldi. Gerçi sen uçarak gelirsin diye balkonda bekledim ama. Aç şu kapıyı, aç. Tamam Deli Tahir, sinirlenme, açıyorum. Buyur gel. Karışma dedim. Çık dışarı! Dışarı! Heh. Hoş geldin Tahir. Bir parça. Toplu iğne ucu kadar mertlik, delikanlılık yokmuş lan sende. Delikanlılık? Vallahi buralarda o kadar çok delikanlı pozu kesen var ki... ben o işlere hiç girmeyeyim dedim. Şikayetini geri alacak sana. Çok istiyorsan bana Tahir sıktın. Ben de kabul edeceğim. Aa, ne kadar asil bir davranış Tahir. Nefese de bunu anlatacaksın değil mi? Ne diyeceksin? Ona nefese bırak beni al dedim. O ne diyecek? Aa, Tahir, Tahir kahramanım. Yani gerçekten sizin şu kafanız nasıl çalışıyor anlamıyorum. Anlamadığın belli. Anlamayacağın da belli. Sen benim dediğimi yapacaksın. Yapmazsan... ne olacak? Döve döve benden itiraf mı alacaksın Tahir? Yalan itiraf. Bence pek işine yaramaz. Ya da beni öldürecek misin? Yani biz bunları geçtik sanıyordum Tahir. İçeri girdi. Senin istediğin bu. Bunun sana ne faydası var? Ne yapmaya çalışıyorsun ulan sen? Bak bunlar mantıklı sorular. Cevabı bende olan sorular. Şimdi... hayatında bir kez olsun... böyle esip gürlemeyi bırakıp... soğukkanlı bir adam gibi davranırsan eğer... belki bir çözüme ulaşırız. Böyle ayakta da konuşmayalım. Çok nazik konular bunlar. Nefesin özgürlüğü söz konusu. Bir de Yiğit'in durumu var tabii. Kahve. Geç otur. Ulan bunlar ne ara gemide? Bilmiyorum. Yaklaştırma hala. Ama bir şey aradıkları belli. Lan ne arıyorsunuz benim gemimde? Gemi senin mi? Ben o. İhbar var. Lan ne ihbarı? Birazdan öğrenirsin. Komiserim. Mustafa. He. Ne oluyor? Ne araylar bunlar? Gemide ters bir şey yok değil mi? Lan ne olacak gemide? Tabii biri komadıysa. Vedat iti. Uyuşturucu falan olmaz mı? Ayakta kaldın Tahir, otursana. Gerçekten çok sıkıldım senin bu şekil yapma merakından. Ne diyeceksen de. Kaleliler için zor gün ha? Hepimizin zor günleri olur, öyle değil mi Tahir? Laftan anlamazsın. Yok, anlamazsın. Uzatma. Ne geveliysin onu de.